Ya. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yine sağlıklı, Covid'siz, huzurlu, mutlu, renkli, ahenkli bir hafta geçirdiğinizi umut ederek bu haftaki sanat ve estetik programımıza başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ankara Ada Düşünce Atölyesi'nin ortaklaşa sürdürdükleri sanat ve estetik programının bugünkü konuğu yine soğuk iklimlerin sıcak yürekli bir temsilcisi Profesör Doktor Sayın Yunus Berkli hocamız. Yunus Berkli hocamız Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin çok değerli dekanı, bir sanat tarihçi, iyi bir araştırmacı, sanatla sanatın her dalıyla yakından ilgilenen değerli bir dostumuz. Bugün Sayın Yunus Bertli'yi konuk edeceğiz. Aslında elbette belki çok şey söylemek mümkün. Bu yeni sürece, yeni koşullara, yeni bir boyut kazandırarak artık alışmak ve alternatif üretmek durumundayız. Bu noktada uzaktan da olsa yine sanatı gündemde taşımak, sıkıntılı, bunalımı, işte savaşlı, barutlu, gözyaşılı, dumanlı, tozlu bir ortamda, böyle bir coğrafyanın içerisinde dostluğu, güzelliği, estetiği konuşmak daha anlamlı, daha kalıcı olsa gerek. Bugünkü konuğumuz farklı bir konu paylaşacak sizlerle. Türk sanatının İslam ve Batı sanatına etkisi. Bizde aslında batılılaşma hareketleri Tanzimat'tan sonraki süreç içerisinde genellikle Türk resminin batıdan etkilendiğini, hatta çağdaş Türk resminin tanımlamasında bile Batı anlayışına dönük Türk resim sanatı ya da Batı tarzı Türk resim sanatı kavramlarını, terimlerini kullandığımızı biliyoruz. Bu adlarla kitaplar yayınlandığımızı biliyoruz. Bu elbette çok tartışmalı bir konudur. Bunu kabul etmeyenlerden birisi de benim. Çünkü bizim kendimize göre bir disiplinimiz, bu disiplinimizin gereği doğrultusunda bir sanat ve estetik anlayışımız egemendir, hakimdir. En azından belirli bir tarihsel süreç içerisinde kendi sanat disiplininizi ortaya koyarak bu noktada bir varlık göstermişizdir diye düşünüyorum. Bir de eğer siyasal açıdan, ekonomik açıdan ve hatta askeri açıdan güçlüyseniz, düşünsel ve estetik açıdan da etkinlik alanınız artar ve etkinlik alanınız sizin sınır komşularınız başta olmak üzere hinterlandınız genişler ve belirli bir noktaları etkilersiniz. Özellikle 10. yüzyıldan başlayarak 14. asra kadar olan süre içerisinde hem Anadolu'yu hem Ön Asya'yı, Orta Doğu'yu, Mezopotamya'yı, Kuzey Afrika'yı hatta işte uzakta Endülüs'e kadar, Sicilya'ya kadar uzanan geniş coğrafya içerisinde bir Rönesans yaratmak üzere olan Türk kültür ve sanatı böylesine geniş bir coğrafyada kendi estetik anlayışını hakim kılmıştı. Ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı gerileme başlayınca bu yarıda kaldı. Ama bunu daha gelişmiş toplumlar, daha sonra endüstri ve teknoloji ve ekonomi alanındaki atılımlara paralel olarak sanat alanında da gelişmeler göstermiştir. Bugün arkadaşlar elbette Osmanlı yüksek döneminde, yükseliş döneminde başta Fransa olmak üzere pek çok yeri etkilemiş ve Türk modası Avrupa sarayları başta olmak üzere Kıta Avrupa'sına yaygınlık kazanmıştır. Örnek alınmıştır. Bu tür tercihler hep ön planda tutulmuştur. Bu noktada nedense hiç konuşma anlayış olmaz da bir tür aşağılık kompleksi biz dışarıdan ne almışız veya gelişmiş diğer ülkelerden ne gibi etkilenmeler içerisinde bulunarak adım atmışız soruları hep cevaplanmaya çalışılır. Burada elbette bir kompleks, bir aşağılık kompleksi söz konusu. Sanki biz kendi ayaklarımızın üzerinde kendimize göre bir disiplin üretemezmişiz gibi bir hakir görme anlayışı var. Bu anlayışın ne olduğunu, niteliklerini, boyutlarını, çeşitli yönleriyle değerli Yunus Berkli hocam ortaya koyacak. Ben daha fazla sözü uzatmadan mikrofonu Palandöken eteklerine, Erzurum'a, Atatürk Üniversitesi'ne, Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli dekanı Sayın Yunus Berkli'ye bırakıyorum. Evet hocam buyurun söz sizde efendim. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Gönlü yüreği yüce insan. Benim anlatmak isteyeceklerimi siz şu kısa süre içerisinde özetlediniz.
Ben bütün konuklarıma ve şahsınıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimle tekrar selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, gerçekten çok güzel bir cümle kullandınız. Türk Rönesansı. Türk Rönesansı'nı biz Orta Çağ dönemiyle sadece sınırlıyoruz. O da yeni yeni, bu kabul edilmiyordu bile biliyorsunuz. Yüzyılın başında, yani 20. yüzyılın başında Celal Esat Arseven hocamız bir konuşmasında Avrupa'da Türk sanatını, Türk sanatından bahsettiği için kürsüden indirilmişti. Türk sanatı diye bir sanat yok. Türklerin sanatı olmaz. Göçebe bir kavmin barbar ve bahşettiğinden başka hiçbir şey olmaz. Geriye dönüp o muazzam eserleri gördüğünüz vakit de peki bunları kim yaptı? Bunlar uzaydan mı geldi? Bunlar kime ait? Biliyorsunuz şöyle bir kısa Osmanlı'nın son dönemine değindikten sonra olayın ben kaynaklarına inmek istiyorum. Çünkü bir şeyi kökenine indirmediğiniz vakit ortada sizin sunacağınız her şey mesnetsiz ve temelsiz kalıyor. Sevgili hocalarım, sevgili misafirlerim, Abdülhamit Han döneminde Hamidiye Camii'nin inşasıyla alakalı bir sütunların kısa kesilmesi var. Azınlık mimarlar dönemin Balyan ailesi ağırlıklı olarak, biliyorsunuz bizim son 150 yıllık mimarimiz azınlıkların elinde, işte bu Rum, Ermeni veya İtalyan mimarlar olarak karşımıza çıkar. Çünkü sürekli savaşlarla siz uğraşıyorsunuz. Savaşlarla uğraştığınız için yetiştireceğiniz o usta çırak ilişkisiyle götüreceğiniz sanat erbabının da neslini kurutuyorsunuz. Atatürk'ün 19 Mayıs Samsun'a çıkışında orada köylü kadınlarla sohbeti enteresandır. Tarlalar ekilmemiş, biçilmemiş, sürülmemiş. Mevsimi geçiyor, niye ekmediğiniz dediğinde kadınlar, işte oğlumuz savaşta veya cephede, birisi şehit oldu. Beyiniz nerede? O da cephede. Köyde erkek yok ki çifti çubuğu sürsün. Haliyle sanat ve zanaat alanı savaşa gitmeyen, oturan azınlık vatandaşların eline geçiyor ve biz yanlış algı olarak bu tür sanatlarımızın tamamı yabancıların tek eli veya azınlıkların elinde. Abdülhamit döneminde işte Avrupa'ya mimar gönderilmesi kararı alınır. Mimar Kemalettin Bey ve Mimar Vedat Bey bilirsiniz. Zadegandır bunlar, yani paşazadedir. O dönemde de günümüzdeki gibi soyluların veya zenginlerin veya paşa ailelerinin haftanın belirli günlerinde toplantıları vardır. Bu iki şahsın Fransa ve Almanya'ya mimarlık eğitimi için alması gündeme gelince, bakın bura çok enteresandır, Türk'ten mimar mı çıkarmış diye bir söz söyleniyor. Hadi canım diyor, Türk'ten mimar mı çıkar? Çünkü biz en büyük handikapımız bizim, yani Türk milleti olarak unutkan bir toplumuz. Biz çok çabuk unutuyoruz. Yani geçmişte Mimar Sinan'ı, Mimar Abdül Hasan Beyleri, Mimar Kemalettin Beyleri, Mimar Bahattin Beyleri, Fahrettin Beyleri çok çabuk unuttuk. Yani o İstanbul sade değil, Orta Avrupa, Balkanlar, dünyanın her tarafını nakış nakış ören o muhteşem eserler veya işte Fatih Sultan Mehmet'le kurulan Topkapı Sarayı'ndaki Ehliyet Teşkilatı'nda ortaya çıkan ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türk İslam medeniyetinin en önemli üsluplarının üretildiği sanat merkezi olan İstanbul'un o sanatçıları unutuldu, bitildi, görülmedi. Türk'ten sanatçı mı çıkar diye bir kavram çıkıyor. Evet, sadece Orta Asya değil, sadece Orta Çağ değil, Türk sanatının köklerinin ortaya atıldığı Orta Çağ dünyasından bir yandan Doğu Çin, bir yandan da Batı'ya geçiş sürecini kısa bir tarihi kronoloji içerisinde hızlı bir şekilde anlatarak sanat etkilerine girmek istiyorum. Orta Asya Türk sanatının Avrupa ve İslam sanatının etkilerine girerken milattan önceki dönemlerden başlayıp günümüze kadar etkisini sürdüren ve adına Avrasya üslubu dediğimiz bir üslup. Ve bu üslup yakın zamana kadar bu da bilinmiyordu. Yani olsa olsa belki bir İslam sanatından bahsediliyordu. Avrasya üslubu dediğimiz işte Orta Asya'dan başlayıp bir yandan Çin, bir yandan Ön Asya, yani bugün İran ve Azerbaycan coğrafyası, Hint coğrafyası,
Anadolu, Mezopotamya ve Balkanlar, Avrupa ve bir yandan da Kuzey Afrika bölgesine tesir eden bir sanatın genel adı. Avrasya üslubu. Türk sanatı ve medeniyetine değil, ulaşılan tüm coğrafyalardaki başka medeniyetlere de etki eden ve etki etmekle beraber de köklü, sürekli ve kendini yenileyebilme özelliğinden dolayı orijinalliğini günümüze kadar devam ettiren bir üslup. Farkında olmadan bu bilinçaltımızda bu üslubun ne şekilde etki ettiği, günümüze nasıl yansıtıldığı da eğer süre yeterse onlara da değeceğim. Türk sanatının bu Avrasya üslubunun kesintisiz günümüze kadar devam etmesinin en önemli sebebi sürekli ve kendini yenileyebilme özelliğine bağlı. Özellikle Orta Asya'daki yapılan Rus arkeologlar tarafından tabii yapılan kazılarda bir altı kültür evresinin oluştuğu ortaya çıktı. Bazı araştırmacılara göre Anav kültürüyle başlayan bu kültür evresinin milattan önce 9000'lere kadar çıkartılması ama genel görüş, genel kabul 4500 ve milattan sonra 5. yüzyıl, burada 4. yüzyıla yazmışım ama 5. yüzyıla kadar devam ettiği yönünde. Anav kültürü, Afanasyov kültürü, Andronov kültürü, Karasuk kültürü, Tagar kültürü ve Taşlık kültürü olarak, Tagar kültürü kendi içerisinde de 200 yıllık süreyle 3 döneme, erken, orta ve geç diye ayrılıyor. Anav kültürü döneminde özellikle yerleşik hayata geçiş söz konusu. Bu yerleşik hayata geçiş ve Afanasyov'u devamında özellikle aşılamayan Orta Asya, Çin tarihinde özellikle aşılamayan Eberhard'ın ifadesiyle işte bu Anav kültürü ve devamında Afanasyov ile Andronov kültürü Çin kültür ve medeniyetini besleyen diyor en önemli kaynak. İlerleyen slaytlarda da konularda da göreceksiniz. Çin'in 5000 yıllık bir geçmişi ve kesintisiz bu 5000 yıllık geçmişinin kendi içerisinde gelişerek ortaya çıktığı iddiasını Eberhard, artık bu bilgiler inandırıcı bilgiler değil, Çinli bilim insanlarının hayal dünyasını bize yutturma çabasıdır diyor. Böyle bir şeyin olmadığı, özellikle milattan önceki ilk 3000 yıllık evrede Çin'i besleyen en önemli kaynakların bu proto Türklerle olduğunu ortaya koyar bir makalesinde ve bunu daha 1940'lı yıllarda arkadaşlar söylüyor. Yani o dönemde yine Türk kültürü ve medeniyetinin Tanzimat sonrası gibi tukaka edildiği, görünmek istenmediği, gösterilmediği bir dünyadaki algıya karşı Eberhard'ın böyle bir çalışması var. Özellikle bu evrelerde işte yerleşik hayata geçilmesi, avcı toplayıcı kültür yerine tarımla uğraşılması, kubbeli mezar yapıların yapılması göçebe kültürün işi değil. Özellikle atın ilk kez Orta Asya'da evcilleştirilmesi ve demirin ilk kez Orta Asya'da kullanılması bu kültür ve medeniyeti tetikleyen en önemli iki unsur ki demir ve atın Türk inanışında gökten indiğine inanılıyor. Gökten inmesinin temelinde de Türk töresi gereğince kut geleneği ve bunu dünyayı yönetmek için gök tengrinin özellikle verdiği açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve insanlara adalet götürme ülküsü üzerine bina edildiği ve bu inanış ve bu felsefede Orta Asya'dan çıkan bu üslup geleneğinin gidilen bütün coğrafyalarda bozulmadan yaşatılmasını sağlamıştır. Yoksa Orta Asya'dan çıkıldığında bir yanda doğuda hemen arkasında Çin, Ön Asya'ya geldiklerinde muazzam bir medeniyet olan bir Pers medeniyet var. Aşağıda Mısır var, Mezopotamya var, Anadolu uygarlıkları var. Antik Yunan, Roma ve Bizans devamında bu bölgelere geldiklerinde orijinal o etkilerin devam ettirildiğini görüyoruz. Tekrar Orta Çağ dönemine gelmek istiyorum. Bakın Sinan'ın İstanbul ve Edirne'deki yaptığı yapıların prototip örneklerini ilk önce Karahanlı Orta Asya'da yapıyor. Yani merkezi plan anlayışı, mekan genişliği, mekan yüksekliğiyle ortaya koyulan bu felsefenin ilk örnekleri işte Karahanlı, Hazara, Degaron, Talhatan Baba Cabileri ki bunlar Edirne Üç Şerefeli ve daha sonra Beyazıt Camii, Beyazıt Külliyesi, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii
Tek fark ne var? Orada horozlar kullanılmış, merkezi kubbeyi taşıyacak, yanlara genişlemeyi sağlayacak, ağırlıkları eşit şekilde kademelenmeyi de beraberinde sağlayacak. Horozlar kullanılmış, Sinan veya Sinan'dan önceki ustalarımız, sanatkarlarımız yarım kubbelerle bunu halletmişler. Ama bütün felsefe mekanı tek bir kubbe içerisinde yerleştirerek bu mekan altında o dünyayı yönetme kut anlayışının sanata felsefi olarak estetik bir bakış açısıyla girmesi. Tagar kültürü döneminde özellikle defin geleneğinin çok yoğun bir şekilde olduğu Çin coğrafyasından Balkanlara kadar, Orta Avrupa'ya kadar bu defin geleneğinin, yani kurgan anlayışının devam ettirildiğini görüyoruz. Özellikle taşlık kültürü evresinde ise artık kavimler göçüyle beraber bunun Orta Avrupa'ya indiği, biliyorsunuz Orta Avrupa'ya indiklerinde Roma İmparatorluğu'nun önce ikiye ayrılması, daha sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebebiyet verecek. Sadece bu dönemde kurgan tipi, yani korunmuş yer, korugandan gelen kurgan tipi mezarlar mı yapılıyor? Hayır. Neden mezarlara burada bir ön giriş yaptım? Çünkü bu erken dönem bizim sanat ve üslubumuzun en nadide ve en orijinal örnekleri buradan çıkıyor. Ve bu örnekler gittikleri bölgelerde de oradaki kültür ve medeniyetlere tesir eden örnekler. Yani bu erken dönemde milattan önceki binli yıllara ait kurganlardan veya 500'lü yıllara ait kurganlardan çıkan örneklerin hiç bozulmadan geliştirilmiş biçimleri, Türklerin gittiği bütün bölgelerde hem etki altına aldıkları kültürleri hem de kendi kültürlerinde canlı bir şekilde yaşatıldığını göstermektedir. Bu görüntü özellikle Mason'un yapmış olduğu kazılarla ortaya çıkan Özbekistan Tagikent bölgesinde kubbeli mezar yapılar, astral anlamlı, Türk sanatında üslubu, Avras üslubunu ortaya koyan veya Avras üslubunun saç ayağı olan üst saç ayağı üzerinde yükselir ki bu üslub, mücadele üslubu, kıvrıklar üslubu ve kozmoloji üslubu. Bu kıvrıklarla mücadele üslubundan sonra kozmoloji üslubunu da bilim alemine ilk kez biz dinlendirdik. İlk kez yazdığımız Avras üslubu kitabında bunu gündeme getirdik ve gerçekten de bugün bilim camiasında oldukça olumlu eleştirilerle sahiplenildi. Bütün yapılarda ve soyut anlamdaki sanat eserlerimizde kozmik dünyaya veya astronomiye yönelik çalışmaların veya tasarımların zirvede olmasının temeli de bu. Çünkü o gökle alakalı gökten inme, gökten inen at veya demir olgusu, Hakan'ın gökle irtibatı gökyüzünün gizemiyle beraber ürpertisi ve yüceliğinin sanata dönüşmesine sebebiyet verecek. Daha sonra bakın binli yıllarda bu kubbeli mezarlı yapılarının yerlerini 5. yüzyıldan itibaren Altay Dağları eteklerinde kurganlar oluşturacak ki kişinin dünyevi statüsüne göre kurganlar çok büyük bir tepe veya küçük bir tepe şeklinde yer alabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi mücadele, kıvrıklar ve kozmoloji üslubu Türk dünyasının bütün coğrafyasındaki Türk boyları tarafından ortak bir değer olarak kullanılmıştır. Ve her biri de aynı felsefenin farklı yansıması şeklinde sanat ve üslup dünyasına tesir edecektir. Avrasya üslubunun bu kadar güçlü ve sağlam temellerde karşımıza çıkmasının en önemli özelliği çok sağlam bir temele oturması. Biraz önce dediğim gibi bu ölüm, doğum, ölüm ve ölüm sonrası hayatla ilgili inancın sanat ve felsefe anlamında dünyada görsel bir şölene dönüştürülmesi. İkincisi, bu inanç ve inancın yaşama kattığı etki çok önemli, itici bir güç. Buna biz kut diyoruz. Yoksa Orta Asya'dan dünyanın bu kadar coğrafyasına bu insanların göç etmesini hiçbir mantıklı izahla oturtamazsınız. Yani yağmacı şu bu diyemezsiniz. Çünkü Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya geliyorlar. Kalkıp Antik Yunan'la savaşıyorlar bunlar. Oradan buraya gelip bir daha geri gitmesi her 100 kişiden bir veya iki kişiye belki nasip olacak. Zaten Orta Çağ dünyasında, ilk çağ dünyasında ömürler kısa biliyorsunuz. Kazanılan ganimet veya eğer toprak amaçsa bunları yemeye fırsatları bile yok.
Ama bu kult inancının açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve insanlara adalet götürme anlayışının kendilerine bir vazife olarak verilmesi ve bunu da sanata döndürmeleri Avrasya üstü bunu yaşatan, devam ettiren en önemli özellik. Üçüncüsü, bu inancın yönetici kesme ve topluma verdiği özgüven. Biliyorsunuz arkadaşlar, Türklerde kölelik kavramı yok. Kölelik kavramı bizde hiçbir toplumdaki gibi gelişmemiştir, hoş da görülmemiştir. Çünkü toplum yönetme ve yönetim altındakilere doyurma, giydirme ve onlara adaletle hükmetme anlayışıyla esas. Bu kult inanışı bakın İslami dönemde de devam ediyor. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir payitaht, tek bir hükümdar olmalı. O din İslam, o devlet Ali Osman, o payitaht İstanbul, onu yöneten de ben olmalıyım diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in dünya bir padişaha çok, iki padişaha az ifadesi Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı'na yazdığı ben ki şuranın yöneticisi, hükümdarı Allah'ın yeryüzündeki halifesi, zillullah diyor, Allah'ın yeryüzündeki halifesi Fatih Sultan Mehmet Hanoğlu, Beyazıt Hanoğlu, Yavuz Sultan Hanoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın diyor, sen gidiyor Fransa Kralı Francesco'sun. Üslubun toplumların yaşamında etkili rol oynayan doğum, ölüm ritüellerinde en geniş manada kendisini yaşatmasında aramak gerekir. Demin demiştim ki çok önemli bir yer tutuyor. Gökten indiğine inanılıyor. Bilimde dünyadaki demir elementinin oluşumunu, o kozmik patlamalarla ilişkili, yani dünyanın oluşumundaki ısıyla burada oluşamayacağını, nebula yıldız patlamalarıyla dünyanın o gaz ve toz halindeyken geldiğini söylüyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz hadis süresinde onu gökten indirdik ifadesi geçer. Demir bu yüzden hem kutsal hem de kutsal bir metnin koruyucu özelliğindedir. O dönemde mutlaka ölenlerin mezarlarına kınlı veya kınsız bıçak veya ok ucu bırakılırdı. Bir de atla ilişkilendirildiği vakit, işte atın koşum takımları genelde başlattır ama onun nalı falan demirdir. Günümüze kadar at nalı uğur getirir. Doğan çocuğun beşiğine mutlaka bir demir metal bırakılır. Ölenin karnına bıçak bırakılır. Yakın zamana kadar benim araştırmalarımda Anadolu'nun pek çok taşra yerleşim yerlerinde bu geleneğin devam ettirildiğini, yani ölenin mezarına bir bıçak veya demir metal kullanıldığını görüyoruz. Ölenin karnına bıçak konulması, onun şiş, gene söylenen odur. Yani karnı şişmesin diye. Halbuki biz burada tıp fakültesindeki arkadaşlarla bir çalışma yaptık. Önemli olan ağır bir şeyin konulması. Ben hatta esprili olarak derim ki Trabzon ekmeği bunu çok iyi yapar çünkü ağır. İnce bir bıçak o şişliği engellemez ama kozmik bir metal ve gök tengrinin hediyesi İslam anlayışında da devam ettirildiği için koruyucu kötü ruhların ona musallat olmayacağı inancıyla düşünülür. Avrasya üssü bunun Avrupa coğrafyasına, dolayısıyla Avrupa sanatına etkisi üç koldan olmuş arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki dönemde, İslami dönemde 20. yüzyıl modern Avrupa sanatçılarının Doğu sanatını bilinçli bir şekilde taklit etmeleri ile. Burada özellikle ben bir hususu belirtmek istiyorum. Biraz önce Eberhard'a değinmiştim. Eberhard yazdığı makalede şu cümlelere yer veriyor. Kendisi Orta Asya Çin tarihinin özellikle otoritesi ve henüz daha doğru düzgün aşılamadı. Çin kültürünün sanılanın aksine kendine tekamül etmediği, Çin'in aydınlanma ve medeniyet aleminde gelişiminin temelinde Türk kültür ve medeniyetinin çok önemli rol oynadığını bu makalesinde ortaya koyuyor ve Çin'in 5000 yıllık ve dünyanın en eski kültür devrini barındırdığı, doğru olmadığı, sadece Çin ilim adamlarının bize bir hayali uydurma olduğunu söyler. Hatta Çin'i yaklaşık 800 yıl yöneten Chu veya Chou hanedanı, ki burada sevgili dostum aynı zamanda hocamız Ahmet Taşal hocamı anmadan geçemeyeceğim bu konu, çünkü onun
önemli bir ihtisas alanı ve bu konuyla ilgili çok ciddi ve güzel çalışmaları var. Çoğu hanedanlığının zamanında 12 hayvanlı Türk takvimi, hani bazen deniyor ya çiftin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi ve ejder ikonografisi gibi inanç ve motiflerin bu hanedanlık zamanında Çin'e sokulduğu ama biz miras yedi gibi sahip çıkmadığımız için bugün dünyada Çin takvimi olarak veya Çin ejderi olarak söylenir ki bizim eski Çağatay Türkçesinde ve Göktürkçede ejdere köklü ve evren denir. Evreni döndüren bir güç olduğuna inanılır. Bakın eski inanç sistemimizde evreni döndüren bir güç ve bununla ilgili erken dönem Hun döneminde tasarımlar yapmışlar. Ortada yuvarlak bir evren veya kainat, onun etrafında bir çift ejder ikonografisiyle onun döndürüldüğüne inanılır. Ankara'daki Ahi Evran da buradan arkadaşlar gelir. Ahi Evran evrenden gelir. Milattan önce 3. yüzyıl Kimmer ve İskitlerin Anadolu'ya girişleridir. Bu dönemde özellikle Herodot'un bilgileri çok önemli. Kimmerleri Kafkaslar'da sıkıştırıp Anadolu'ya sürmeleri sonucu İskitler de Anadolu'ya akabinde gelecekler. Herodot tarihine göre 33 yıl, Strabon tarihine göre de 150 yıl İskitlerin Anadolu'da kaldıkları, bu hareketlenmeden dolayı Urartuların yıkıldığı, yani Urartuların yıkılmasının en önemli sebeplerinden birisi bu Prototürk Kimmer ve devamındaki İskitlerin Anadolu'ya girmeleri. Milattan devamında önce 3. yüzyıldan itibaren de Hunların Anadolu ve Ön Asya'ya girmeleri ki bu dönemde Hunlar ve İskitler ya Perslere müttefik oluyorlar ya Yunan, Antik Yunan devrine müttefik oluyorlar. Kime müttefik oluyorsa o devlet diğerine karşı başarılı oluyor. Anadolu'ya bu girmeleriyle bir müddet sonra Anadolu'da ciddi etkileşimlerin olduğunu ve Anadolu'dan çıkmadıkları da ilerleyen dönemlerdeki örneklerle anlatacağım. Çünkü erken dönem bu dönemin tarihçileri ve devlet adamlarının hatıralarında bunlar geçiyor. Bilhassa milattan önce 1. yüzyıldan itibaren Orta Asya'da büyük bir hareketlenme söz konusu. Büyük Hun Devleti'nin Çin tarafından, Çin entrikaları tarafından ikiye bölünmesi, Doğu ve Batı Hun Devleti şeklinde oluşması, Doğu Hunların Çin hakimiyetine girmesi, Batı Hunlarının batıya doğru hareketi, bir yandan Avrupa Hunlarını oluşturacak, bir yandan da Ak Hunları oluşturacak. Bu Ak Hunlar özellikle Eftalikler olarak da karşımıza çıkacak ki bugünkü Tacikistan, İran, Afganistan ve Hindistan'ın bir kısmında yaklaşık 370-380 yıl gibi uzun bir süre devlet yönetimini ellerinde bulunduracaklar ve hatta bunlar paralarında ilk kez ay yıldızı da sembol olarak kullanacaklar. Avrupa Hunları ise bugünkü Ukrayna üzerinden çok hızlı bir şekilde Orta Avrupa'ya inecekler. Bu iniş 1. yüzyılda başlayacak. Tabii inerken bu bölgede daha henüz avcı ve toplayıcı pozisyonda olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksonları önlerine katarak Roma'nın önüne yığacaklar ki Romalı tarihçiler bunlar için ne diyor? Çekirge sürüsü gibi kalabalık. Ve bunlara barbar ifadesi kullanıyor. Daha sonra barbar ifadesi maalesef Türkler için kullanılacak ama ilk kullanıldığı şey bunlara. Bu hareketlenme özellikle çok önemli sosyal, kültürel ve demografik yapısını Avrupa'nın tamamen değişecek. Bugün Avrupa ulus devletlerinin ortaya çıkmasını sağlayan, Avrupa'ya inen, kavimler göçünü başlatan bu Hun akımlarıdır. Çünkü önlerine kattıkları Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksonlar, Cermenler, Alanlar, bunlar daha sonra Avrupa'daki ulus devletlerinin de temelini oluşturacak ve artık 300 milattan sonra 385'ten sonra bunlar Roma ordusunu da tamamen ele geçirecek. Avrupa Hunları Roma ordusunu tamamen ele geçirecekler. Hatta bu bilgiler arkadaşlar Avrupa yazınsal edebiyatında da çok yoğun bir şekilde Avrupa destanlarına, mitolojisine etki ederek iyi veya kötü anlamda kullanılır. Bu konuyla alakalı pek çok eser vardır. Özellikle son dönemlerde
Avrupa'da Türk imgesi diye yapılan çalışmaları okumanızı tavsiye ederim. İşte bu geçiş evresinde Avrasya üslubunun da artık Roma, yani Antik Yunan'dan sonra Roma medeniyetine tesir ettiği, Roma medeniyetinde yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bunlar mimari süslemeden önce sosyal hayatta karşımıza çıkıyor. Çünkü bir şey önce sosyal hayatta bizi etki altına alır. Demin hocamın da giriş yaparken söylediği gibi dünyanın artık böyle silah üstünlüğüyle falan birbirlerine bası kurduğu bir dönem değil. Kültür savaşı var ve kültürel emperyalizmle veya kültür hegemonyasıyla ülkeler ele geçiriliyor. Ondan sonra bir şekilde silahınızda, topunuzda, tüfeğinizde ateşlemeden o toplumu kendi toplumunuza entegre edebiliyorsunuz. Yunan sanatında özellikle bu konuya ilk dikkat çeken ünlü Alman arkeolog Jakob Stravinsky ve Henry Kühler, Türk sanatının antik Yunan sanatındaki geometrik süslemeler, özellikle helezonik, o iç içe geçen ve bizim çarkı felek, daha sonra Selçuklu dönemindeki çarkı felek diye nitelendirdiğimiz helezonik kıvrımların Latin sanatının orijinal örnekleri olmadığı, Avrupa'ya inen orijinal Türk boylarına ait motifler olduğunu ilk bunlar dillendirmiş. Ve hakikaten pazarı kullanımlarında çıkan tekstil örneklerde de bu helezonik kıvrımları görüyoruz. Sonsuzluk prensibine ve soyut anlatıma bir geçiş olarak. Yine Henry Kühler'in ifadesiyle şaibeli bir şekilde ölmüştür kendisi. Avrupa hanedanlarında diyor gördüğümüz bugün amblemler, yani ikonografik hayvan amblemlerinin hemen tamamı Avrupa Hunları ve bu Avrupa Hunları içerisindeki Türk boylarına aittir. Bunların hiçbirisinin Roma ve Antik Yunan'la alakası yoktur. Hatta Stravinsky daha da ileri gidecek, arabesk ifadesinin Avrupalılar tarafından bir arabesk motif, arabesk süsleme, biliyorsunuz Arap ve İslam süslemesi için kullanılan bir süsleme, buna da itiraz edecek. Hayır diyor, bu süsleme de diyor hiçbir şekilde onlarla alakalı değil, belki bunlara diyor Türkes motif emmesi gerekir. Ne oldu da bize bunları, biz bu Batılıların dikkat çektiği şeylerden koptuk? Yine ön yargılı, Türk kültürünün yok sayıldığı bir anlayışa kucak açtık. Biryon'un Cermen ve Slavlar'ın Avrupa Hunlarının asil sınıfına benzemek için büyük çaba göstermeler ifadesi çok önemlidir. Hun tarihi kitabını yazmıştır. Wilson, dünya tarihini incelediğimizde İç Asya kavimlerinin sanat tarihi açısından ne kadar olduklarını ortaya koyan ifadeleri hep görünmezlikten gelir. Yine Gombrich için Avrupa medeniyetinin ve sanatının köklerinin Doğu Asya kültürlerinde aramanın çok yerinde olduğu ifadeleri çok önemlidir. Bakın, perspektifin erken Rönesans döneminde ortaya, böyle sık sık elimi ağzıma götürmemi sakın yanlış anlamayın, diş tedavisi veya diş yapımı sürüyor benim. Alay Bey hocam biliyor ve bugün geçici olarak sırf bu güzel ve entelektüel ortama girebilmek için sabahleyin çok hızlı bir şekilde dişçilikte geçici protez yapıldı. O yüzden alışamadığım için bir günde hocam, o yüzden sık sık böyle şey oluyor, kusura kalmayın, çünkü rahatsızlık veriyor, geri ittiriyorum bir de. Estağfurullah hocam, hiç fark et. Hocam siz devam edin, rahat olun, hiçbir problem yok. Yani harika yani, gidiyor, devam edin hocam. Dikkat çekiyor arkadaşlarımın, dikkatleri dağılır diye uyarıyı yapmak istedim. Evet, biraz önceki bahsettiğim gibi Stravinsky'nin Türkes motif demenin çok daha doğru olacağını, çünkü İslam sanatında bu dönemde helezonik kıvrımlar yok. Emevilerin son dönemi özellikle Avrupa'ya daha sonra yapılan kazılarla ortada kaçırılan Müşakta Sarayı'ndaki süslemeler tamamen Avrasya üslubunun mücadele özellikleridir. Doğu Almanya'ya şimdi birleşti. Berlin'de sergileniyor. Yine İslam sanatının örneklerini ilerleyen ikonlarda göstereceğim. Abbasi döneminde, bakın İslam sana erken İslam sanatı diyemiyoruz. Tamamen eklektik bir üslup. Eklektik bir üslup. Oraya geldiğimizde değineyim. Helezonik kıvrımların erken örnekleri, bakın ortada da
Dört bulunk motifi var. Maalesef bu motif daha sonra işte haç motifinin temelini falan oluşturuyor dediler ama hiç alakası yok. Dört bulunk motif bizde dört kutsal yönü sembolize eder. Lavardin Saint-Genis Kilisesi Fransa'daki motiflerde Avrupa'ya inen bu Türk boylarının oradaki etkilerinden başka değil. Özellikle Poitiers'teki motifler, Avrupa'daki Poitiers'teki hemen Paris'in yaklaşık bir 85 kilometre güneybatısına düşer. İslam ordularının da en son Fransızlarla yaptığı savaş ki ondan sonra İspanya'dan daha ileri gidemeyecekler. Fransa'nın işlerine giremeyecekler. Orada bu etkiler çok net bir şekilde karşınıza çıkar. Evet, yine aynı bölgede bir ikonografik bir ahşap süsleme, bakın ikonografik ahşap bir süsleme Louvre Müzesi'nde bugün sergilenmekte. Helazonik kıvrımlar ve Helazonik kıvrımlar içerisinde bir ejderden bozulma sırt sırta dönmüş bir at figürü, ikonografisi artık neyle yorumlarsanız aynı motifin çok daha öncesi, bu 14. yüzyıl 3. yarısı Cizre Urucanlı kapı topu. Biliyorsunuz bu çalındı, yurt dışına kaçırıldı. İki taneydi, birisi kaçırıldı. Ejder ikonografisi bir cami kapı tokmağında karşınıza çıkıyor. Ejder çünkü kötülükleri önlediği gibi öteki dünyayla bu dünya arasında da irtibatı sağlayan çok önemli bir ikonografik sembol. Ama maalesef biz bunu da kaldırdık. Çin'e mal ettik. Yine Helazonik kıvrımların Türk sanatındaki derinlikleri İznik Çinilerinde, bakın Helazonik kıvrımlar soyut anlamıyla karşımıza çıkar. Erken dönem Osmanlı mimarisinde cephe süslemelerinde yine soyut anlatımın bir örneği olarak Bursa Yeşil Cami'de karşımıza çıkar ki burada da özellikle tevhid inancının çok güzel bir yansımasıdır bizdeki Mukarnas kafsarası. Birlikten çokluğa, çoktan birliğe sembolü ifade edilir. Sembolizmin en erken örnekleri yine Doğu sanatlarında. Çünkü anlayış bunu gerektiriyor. Tekrar Avrupa hunlarına dönmemiz icap ederse, işte o 1. yüzyıldan başlayıp 385'lerde hemen tamamen Avrupa'ya hakim olan bu Türk toplulukları, milattan sonra tabi dediklerim benim, 435'te Atilla'nın Büyük Hun Devleti'nin başına geçmesiyle ikiye bölünmüş Batı Roma sıkıntılı anlar yaşayacak. Batı Roma sık sık Avrupa Hunları tarafından kuşatılacak. Hatta Avrupa ikonografisinde bugün Vatikan'da sergilenen bu şeyde Papa II. Leo'nun Atilla'nın önüne gelip Roma'yı affetmesi ve Roma'yı bağışlaması için yalvarması burada anlatılır. Biz Papa'nın sözünü dinlediğini zannediyorduk ama son yapılan kaynak çalışmalarında veba salgını olduğu için Atilla'nın Roma'yı orduyu sokup telef etmemek için kuşatmayı kaldırdı. Zaten kısa süre sonra da 349-350'de de yaptığı evlilikle o gece kan kusarak ölecek. Ya bir 15 yıl içerisinde de Avrupa Hun Devleti dağılacak. Batı Roma da bu arada tarihe karışacak. Avrupa'ya inen bu Türk boyları sadece sanat anlamında değil, sosyal hayatta da büyük etkiler yapacak. Roma'nın işte ikiye bölünmesine sebebiyet verecek. Sohbetimizin başında dediğim gibi Avrupa Ulus Devletleri'nin ortaya çıkması ve demografik yapının tamamen değişmesine sebebiyet verecek. Üçüncüsü, binden fazla İncil'in dörde düşmesine sebep olacaklar. Bakın bu dönemde Avrupa Hristiyanlık'ta binden fazla İncil var ve toplanan konsille bunlar dörde düşülecek. Diğerlerinin tamamen din dışı ve kafirlik alameti olarak yakılması, yok edilmesi, yakıp yok edemeyenlerdi işte sakladılar. Günümüzde bunlar ortaya çıkıyor işte Barnaval İncil olarak veya başka İncil'ler olarak. Burada şu önemli detaya girmek zorundayım sevgili hocalarım ve arkadaşlar. Atilla'nın Avrupa'ya hakim olmasından çok önce daha miladi 1. yüzyıldan itibaren Asya kökenli askerlik sanatını
çok iyi şekilde yapan usta kavimlerin Roma askeri sınıfında üst düzey görev aldıklarını biliyoruz artık. Hatta belki bir kısmınız yeri duyacaksınız. Roma İmparatorluğu bile yapacak bunlardan birkaçı. Kısa süreli, bir yıllık, sekiz aylık, altı aylık Roma tahtına oturacaklar var. Çünkü askerlik sanatını çok iyi bildikleri için, stratejileri de çok iyi olduğu için önce yardımcı sınıf olarak Roma ordusunda görev alacaklar ve daha sonra bunlar Roma ordusunun tıpkı İslam ordusunda hilafet ordusunu oluşturmaları gibi, Abbasi döneminde biliyorsunuz hilafet ordusu, halifelik ordusu tamamen Türklerden oluşmuştu. Aynı şey Roma'da da karşımıza çıkıyor. Bu bilgiler özellikle bize dönemin işte Marcullus'un, Prokopus'un, Mosli Kagan Katlasi'nin, Avan tarihini yazan Mosli Kagan Katlasi'nin kitaplarında geçiyor. Hatta Mosli Kagan Katlasi Doğu Anadolu'da ve Orta Anadolu'da Han Tengri diye ilaha tapınan, mezarlarına koyun koç at şeklinde mezar taşı yontan, geriye dönüp ok atmakta mahir, uzun saçlı, renkli gözlü büyük topluluklar gördüğünü söylüyor. Bugün bunların artık biz erken veya geç dönemde Anadolu'ya gelip geri dönmeyen İskit ve Hun kalıntıları olduğunu biliyoruz. Yine Prokopius'un meşhur Bizans gizli tarihini yazan Prokopius'un çok önemli tespitleri var. Diyor ki Roma İmparatoru pagan kültürüne tepki olarak, pagan kültürüne şurada yanılmıyorsam olacak. Evet, Roma İmparatoru pagan kültürüne tepki olarak Hun kıyafeti, İskit kıyafeti giymeye başladı. Arkadaşlar, bir toplumun, bir başka toplumun kıyafetini benimsemesi çok zordur. Çok büyük bir kültürel çatışmadır. Eğer bu bir de baskıyla yapılırsa devlet içerisinde toplumda ciddi çatışmalara sebebiyet verir ki bizim devrim kanunlarında kılık kıyafet şeyinde, özellikle şapka meselesinde Anadolu insanının bu konuda ciddi bir tepki gösterdiğini ve sistemin de bu konuda hiç affetmeden bu şapka isyanı diye daha sonra nitelendirilen şeylerde pek çok insanın asıldığını biliyoruz. Prospokus diyor ki özellikle diyor hükümdarın, yani imparatorun Hun kıyafetleri giymesi halk tarafından da hemen benimsendi. Hem de aynen şöyle diyor, ne kadar acıdır ki halk da bunu hemen benimsedi. Özellikle Hun kıyafeti, Hun gibi yaşamak, Hun gibi uzun saçlı veya at üzerinde gezme dönemin tarihçileri arasında Roma asilzadelerinin veya ileri gelenlerinin bir moda olarak ortaya koydukları bir ifade dönemin tarihçileri. Bugün özellikle Avrupa'da karşımıza çıkan, İngiltere, Manchester bölgesinde karşımıza çıkan çeşitli mezar taşları. Biraz sonra Avrupa, Roma asilzadelerinin mezar taşlarını da göreceksiniz. Bakın, at üstünde koşum takımlarıyla atın kuyruğunun düğümlü olması ve öldürme biçimi kısa kılıç tamamen bu Hun topluluğu içerisindeki Türk komutanların kıyafetlerini, biçimlerini gösteriyor. Bakın arkadaşlar, bunların tamamı, önceleri bunlar Avrupa tarihçileri içerisinde de Romalı asker deniyordu ama artık ehli insaf akademik çevrelerde bunların Roma ordusunda görev yapan Asyalı komutanlar. Bir kısmı Türk diyor ama çoğunluk Asyalı komutanlar ifadesini kullanıyor. Bakın bunlar da dönemin, yine aynı döneme ait Roma mezar taşları ve süslemeleri. Kesinlikle pantolon kıyafeti falan yok. Burada özellikle pantolonlu olduklarına dikkatinizi çekiyorum. Bakın, pantolonlu ve çizmeli. Burada ya dönemin sandaletlerini giyme var ya da imparatorların ayakları çıplak. Roma heykel sanatının en önemli özelliğidir. Çünkü tanrısal bir anlam katar ayağın çıplak olması. Biliyorsunuz Roma imparatorları Hristiyanlık gelene kadar öldükten sonra kendilerini tanrı ilan ettirirdiler. Hatta Sezar gibiler sağlığında bunu yapmışlardı. Benim ödül alan bir makalemdir bu da. Manchester bölgesinde bulunmuş Romalı bir generale ait olduğu iddia edilen bir sitel mezar taşı. Mezar taşının üstü özelliği, Türkler mezar savaştan dönerken çok önemli düşmanlarının
ya cesedini ya kafasını kesip getirme gelenekleri var. Hatta biliyorsunuz Göktürk dönemi heykel sanatında ne kadar çok savaşta düşman öldürmüşse onunla ilgili kendi mezarları üzerine heykel diktiriyorlar. Balbal dediğimiz. Bu da Nazem Mikloş vazosundaki görüntü. Baştaki özellikle şu iki tarafı açılmış çift tüyün veya çift boynuzun çok önemli olduğunu bilin arkadaşlar. Bu özellikle tanrısal bir güç olarak kabul edilir. Kur'an'da Zülkayner'in başındaki o kılıç boynuzla da doğunun batının imparatoru veya hükümdarı, hakimi sembolize edildiği gibi at üstünde geriye ve ileriye doğru ok atanların ancak tüy taktıklarını biz Osmanlı yazıtlarında ve belgelerinde görüyoruz. Atın kuyruğunun düğümlü olması öldürdüğü düşmanının bakın eğerine sarkıttığını. Buraya koymayı unuttum. Keşke onu da koysaydım. Eğerde öldürülen düşmanın kafasının sarkıtılması Hun kurganlarında M.Ö. 5. yüzyıl Hun kurganlarındaki çıkan keçe aplike veya eğer örtülerinde de karşımıza çıkıyor. Kuyruğun düğümleniş şekli atın başına takılan şu tüyün bile hazırlık halısındaki at süvari kıyafetiyle aynı olduğunu bilmenizi özellikle isterim. Bu da yine Anadolu'da Batı Ege bölgesindeki Roma dönemi mezar sitelleri kıyafetlere bakın. Pantolon yok, toga denilen bir kıyafet. Atın üzerinde koşum takımından ziyade sadece bir örtü ve kesinlikle pantolon falan yok. Roma yıkıldıktan sonra Avrupa'da kurulan Avrupa ulus devletlerinde de bu etkilerin devam ettiği özellikle Avrupalı araştırmacıların ortaya koyduğu en önemli bilgiler. Biraz önce bahsettiğim gibi Gombir için bu konudaki tespiti çok önemlidir. Avrupa sanatı roman sanatının doruğa ulaştığı zamanki kadar Doğu Asya sanat üsluplarına hiçbir zaman bu kadar yaklaşmamıştı ifadesi. İlerleyen dönemlerde özellikle roman terimi o 8. ve 13. yüzyıllar arasında Batı Avrupa'da ortaya çıkan bütün sanat terimleri için kullanılıyordu. 19. yüzyıldan sonra bu üsluplar ayrıştırıldı. Hatta bu üsluplara Batılı araştırmacılar o dönemde çok da ciddi tepki gösteriyordu. Özellikle Rönesans'ın Antik Yunan'ı taklit etmesine ayrı bir tepki vardı. Baron ve Rokoko'nun hiçbir zaman bir sanat değil, tamamen aşırı şekilde imparatorluk ve kilise dünyasının gücünü sembolize eden aşırı şekilde abartılı bir anlatım, Avrupa'nın kendi üslubunu, kendi özünü vermediği halen daha araştırmacılar tarafından söylenir. Özellikle bu roman terimi Avrupa sanat diliminde Avrupa sanatının temellendirilmesinde sıkıntı oluşturacağı fark edilince zaman dilimini daha kısa tutmak anlamlı olur düşüncesiyle dönemler kısa tutulmuş. Eski dönem karanlık çağ olarak ifade edilecek. Asya Türk sanatının bu Orta Avrupa bölgesindeki ulus devletlerine tesiri de bu şekilde görmezden gelinmiştir. Bakın bu dönemde etkilerin Avrupa'daki yapılan erken dönem dini yapılarda karşımıza çıkması, İtalya'daki Montavara Kilisesi'ndeki bir sütun başındaki bir kartal ikonografisiyle Nazem Mikloş vazosundaki bir mücadele sahnesinde sığına yani geyiğe saldıran, bakın arkadaşlar bu saldırmalarda da sadece hükmetme vardır. Hükmetmeyi temsil eder. Yani saldırıda egemen olmak, hükmetme, tasarım, Nazem Mikloş vazosundaki örnekler, Hun dönemindeki kartal ikonografisi örnekleri Hermitaj Müzesi'nde evet, yine burada Montavilo Kilise sütun başlığındaki kartalı görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim evreni döndürdüğüne inanılan bir çift ejder ikonografisi. Tabii burada dikkatinizi çekiyordur. Yani evrenin düz değil yuvarlak olduğunu düşünmeleri, evrenin hareketli olduğunu düşünmeleri de ayrıca dikkatinizi çeksin. Çavingi Kilisesi'ndeki motifler özellikle buradaki sütun başlığındaki
antik Yunan ve Roma'da görülmeyen insan biçimine, insan yüzüne benzetilmiş aslan ikonografisiyle yine Nagzen Mikloş vazosunda peçeneklere ait bu vazo arkadaşlar. Çünkü Bata ve Bata oğul için yapıldığı kitabesinde okunmuş. O grifon yani hayali yaratığa binen hükümdarın yüzüyle benzerliği etkilerin daha erken dönemde ortaya çıktığını gösterir. Burada özellikle bu etkileri günümüzde Batılı ve bizim araştırmacılarımızın bir kısa bir kronolojisini verdim. Yayınlanacağı için zaten orada bunu rahatlıkla görebilirsiniz. İslam dünyasına geldiğimizde İslam dünya biraz sonra 20. yüzyıl veya daha erken Avrupa resim sanatında da örneklerine değineceğim. Eğer süremiz yeterse. Çünkü ikon ve malzeme çoktu. Yaklaşık bir 100 tane kadar sildim sevgili hocam. Çünkü yetişmeyecek diye 1 saat 50 dakika çünkü biraz önceki arkadaşımız söyledi. Yoksa çok güzel bağlantılar vardı. Keşke zamanımız bol olsa da bunları o geniş örneklerle anlatabilsem. Şimdi değerli hocam sizi geniş geniş dinlemek isteriz. Bir program daha size ayıralım yine. İnşallah. Ancak şu anda bakıyorum bir saati neredeyse doldurduk hocam. Doldurdu. Biz önümüzdeki siz devam edin yine de. Yani toparlayarak devam edelim. İslam sanatına kısaca değinip bırakayım o zaman. Yok hocam bırakmayın. Siz devam edin. Değil mi? Bilahare tekrar konuğumuz olun hocam. Veya belki önümüzdeki hafta tekrar bir arada oluruz. Senin'cim uyar mı? Evet hocam uyar. Bu arada ben de bir ufak uyarı yapayım madem. Değerli katılımcılarımız şimdi dersin sonunda yoklama alacağım için kendi adınız soyadınızla girmeniz çok önemli. Lütfen hocamız anlatımına devam ederken siz de bir hızlıca isimlerinizi kontrol ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler hocam. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun Yunus hocam. İslami dönemde Türk sanatının Avrupa'ya etkileri sadece resim sanatında değil, özellikle mimari alanda Romanesk ile Gotik dönemde yapılan eserlerde bilhassa sivri kemerlerde, kademeli içe geçmiş sivri kemerlerde ve cephede yer alan çifte kulelerde karşımıza çıkar. Bakın, iç içe geçmiş sivri kemerler Gotik yapıların, Avrupa'da gotik yapıların en önemli belirgin özelliğidir. Ana giriş kapıları. İlk çıktığı yer Karahanlı'dır. Yine cepheye yerleştirilen ve anıtsallıkla beraber yüceliği, yüksekliği sembolize eden çifte kulelerin ilk çıktığı yer yine Karahanlı'dır ve ilk kez bir mezar anıtında çıkmıştır. Definle alakalı değer yargısı ve define veren önem dünyada Türkler kadar zengin ve Türkler kadar önemli değildir. Karahanlı hükümdarı Şemsülmülk Nasır bin İbrahim'in eşi Ayşe Bibi için yapılan mezar anıtında ilk kez bir çifte kule, daha sonra bu çifte kule medreselere ve camilere, en önemli taş kapılara yerleştirilen birer çifte kuleyle anıtsallık öne çıkarılacak, Haçlı seferleriyle batıya gidecek. Bakın Büyük Selçuklu döneminde İsfahan Mescidi Cuması'ya karşısında hemen Terken Hatun için Melikşah'ın eşi Terken Hatun için yapılmış olan o Terken Hatun kümbetinde dünyada ilk kez kaburgalı kubbe sistemi kullanılır orada. Ve Haçlı seferleriyle batıya gidecek ve bu kaburgalı kubbe sistemi kaburgalı tonos sisteminin de ilham kaynağı olacak. Biz bunları maalesef unuttuk. Günümüzde ama ehli insaf araştırmacılar bunları artık gündeme getiriyor. Erken İslam medeniyetine girdiğimizde biraz önce bahsettiğim gibi Emevi döneminde ortaya çıkan ve eklektik üslup diye nitelendirdiğimiz bir sanat çıkıyor. Çünkü Emevi dönemi biliyorsunuz Hulefai Raşidinden sonra saltanat dönemine geçen bir dönem. Ve dünyada bana göre de en kavmiyetçi, en asabiyetçi bir devlet. Çünkü Sümeyye oğulları dışında kimseyi kabul etmiyorlar. Varsa yoksa Sümeyye oğulları. Böyle bir anlayışları söz konusu. Devletin en zirve olduğu zamanda da yıkılıyorlar. Yaklaşık 87 yıllık bir saltanatları var. Dünya tarihinde İslam tarihinin bu hızlı gelişmesi kadar
hızlı ikinci bir gelişim yoktur. Yaklaşık Hazreti Peygamber'in vefatından bir 105 yıl sonra İslam dini o günkü bilinen dünyanın 1/4'üne yakın kısmına hükmediyor. Dünyada bunun bir örneği yok. Günümüze kadar da olmadı. Yani o günkü bilinen dünya 1/4 gibi bir coğrafyaya İslam dini hükmediyor. Bu hüküm esnasında çok geniş coğrafyalar ve çok farklı kültürlerle karşılaşan Arap toplumu ve Emeviler bu medeniyetlerde ve kültür etkileşiminde gözleri kamaşacak. Bunların bünyeye uyup uymadığına bakmadan bunları alıp bünyelerinde kullanmaya başlayacak. İşte bu eklektik üslubun en güzel örneklerinden veya en önemli örneklerinden birisi Şam Ümeyye Camii'dir. Yine sivil mimaride Cevsak, özür dilerim, Kubbetül Sahra'da çok yok da Kasrül Hayrül Garbi, Kasrül Hayrül Şarkı, Kuseylan, Hürbetül Mefcer saraylarında bunlar karşımıza çıkacak ki yarı çıplak veya tamamen çıplak kadın erkek figürleri var burada. Yapılan kazılarda, Avrupalı araştırmacıların yaptığı kazılarda bunlar bol miktarda var. İnternete girdiğinizde bunları görürsünüz. Bünyeye uyup uymadığına bakılmıyor ve hiçbir zamanda bu üslubun İslam sanatıyla hiçbir şekilde alakası yok. Çünkü eklektik üslupta antik Yunan, Roma, Bizans, Sasani, Ahmeniş, Orta Asya etkilerini görüyoruz. Yani birden fazla farklı coğrafyaya gidildiği için bu farklı coğrafyalardaki etkiler alınıp sentezlenmeden kullanılıyor. Emevi Devleti yıkılıp Abbasi Devleti kurulduğunda biliyorsunuz Horasan ve Ebu Müslim'in başlattığı bir isyanla bu kurulur. Türklerin Abbasi ordusunda gücü öne çıkacak. Çünkü Arap komutanların sık sık isyanları baş kaldırmaları özellikle Abbasi halifelerini rahatsız edecek. Harun-u Reşit'ten sonra Harun-u Reşit'in biliyorsunuz bir eşi Türk ve bundan olan çocukları peş peşe Abbasi hükümdarı olacaklar. Memun Mutasım ve El-Mütevekkil. El-Mütevekkil Araplarla Türkleri ayrıştırmak için Türklerin savaşçı yönü kaybolmasın diye Bağdat yakınlarında Samarra diye bir şehir kuracak. Başkenti Samarra'ya alacak. Yaklaşık 60 kilometre Samarra ile Bağdat'ın arası. Ve buradaki kurduğu şehre Türklerden başka Arapların girmesini yasaklayacak. Arapların buraya girmesi, Türklerin Araplarla, Arapların Türklerle evlenmesini yasaklayacak. Çünkü Türklerin savaşçı özelliği, ihanet bilmemeleri, dürüst olmaları çok etkilemiştir. Zaten dayılarının yanında gençlikleri de geçtiği için bu özellikleri yakinen biliyor. Ve hemen Samarra'da Dicle Nehri'nin kıyısında Cevsakul Hakani sarayı yaptırılacak halife için. Adı da üstünde Hakan kelimesi anlıyorsunuz. Türkçe bir kavram. Cevsakul Hakani Sarayı'nda ilk kez sivri kemer kullanacak. Yani Arap mimarisinde olmayan bir şey. İlk kez sivri kemer. Bu sivri kemer Türk kemeri. Dünya mimarisinde Türklerin, Orta Asya'nın bir etkisidir. Arap mimarisinde taş malzeme yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen ilk kez Arap mimarisinde tuğla malzeme kullanılacak. Yine Samarra'da dünyanın en büyük camisi yapılacak. El-Mütevekkiliye Camii aynı anda 150 bin kişinin namaz kılabildiği bir yer. Yani şehir bu kadar kalabalık. İlk kez burada Mina adı verilen Çiniler kullanılacak. Özellikle Makrizi'nin El-Kıtat adlı eserinde bu caminin Mina tekniğindeki Çinilerinden stajla bahseder. Hatta Makrizi El-Kıtat adlı eserinde bir de perspektifle alakalı çok önemli bir bilgi veriyor bize. İki nakkaşın, Nakkaş İbni Kusayr ve Nakkaş İbni Hüsem isimli iki nakkaşın diyor, duvara girer gibi ve duvardan çıkar gibi resimler yaptığından bahsediyor bize. Duvara girer gibi, duvardan çıkar gibi. Yani perspektifin olduğunu görüyoruz. Yine Şam Ümeyye Camii'nin o cephesindeki mimari oluşumda derinlik perspektifini, mimari derinlik perspektifini göreceksiniz. Yukarı doğru bir pagot gibi yükselen o yapıların gittikçe geriye doğru küçüldüğünü ve derinlik perspektifinin oluştuğunu göreceksiniz. Doğu medeniyeti perspektifi biliyor ama bu perspektifin bir göz yanılsaması, teknik bir aldatmacı olduğu için hoşuna gitmiyor, çok kullanmıyor. İlerleyen derste özellikle İbni Haysem'le ilgili bu bilgiyi vereceğim. İşte Floransa ve Bağdat Belting'in yazmış olduğu şu kitapta perspektifin ilk kez İbn Haysem'in Arapça yazdığı makalenin
Latince'ye çevrilmesiyle Rönesans döneminde ne olduğu anlaşıldı diyor. Eğer İbn Haysem'in o Göz Yanılsaması isimli makalesini bilmeseydik Rönesans perspektifi bilmeyecekti diyor. Burada Samarra Sarayı'nın duvar resimlerinde Uygur klasik dönem resim üslubunu görüyoruz. Bakın Uygurların resim alanında çok ileri gittiği çoğu araştırmacı tarafından bilinmez veya üstü örtülür. Uygur resim sanatı üç evrede gelişmiştir. Primitif, arkaik, klasik devre diye. Her üslup evresi inanılan dinin anatomik özelliklerini ortaya koyar. Primitif evre Hint yani Budist inanç hakim olduğu için oradaki figürlerin tamamen Budist etkili, Hint etkili anatomik özellikler gösterdiğini görüyoruz. Arkaik evre dediğimiz Çin'den Mani dini geldiği için Büyük Han zamanında Çinli rahiplerle etki oluşacak ve bu arkaik evrede özellikle Çinli anatomik özellikler öne çıkacak. Arkaik evrenin devamında klasik evre oluşacak. Artık Türk-Uygur resim sanatı anatomik özellikler Türk üslubunu gösterecek. Nedir bunlar? Badem göz, küçük ağız, küçük burun, hafif şişkin yanaklar ve yanaklardaki zülüfler. Bunlar çok önemli. Bu zülüfleri biz daha sonra özellikle Norman, Sicilya'daki Norman krallığının saraylarda şefalü katedralinde de karşımıza çıkacak ki Fatimilerle bölgeye götürülen Türk ressamlar, sanatçılar tarafından burada yapıldığı ortaya çıktı. Bakın Avrupa'nın bu dönemdeki hiçbir minyatüründe arkadaşlar ikonografik resminde yanaklarda bu zülüfleri göremezsiniz. Üslubun belirleyici özelliğidir. Badem göz bakın şurada da görülüyor. Badem göz, küçük ağız, küçük burun, hafif şişkin yanaklar. Ne çekik göz, ne Hint tiplemesi, ablak yüz, koyu tenler, işte yanaklarda veya alınlarda urnalar, Çinliler gibi bele kadar uzanmış örgülü saç veya ipeksi elbiseler klasik evrede görmeyeceğiniz bir şey. Bakın Kefalü Katedrali'nde biraz önce bahsettiğim o yanaklardaki zülüfler, badem gözler, hafif şişkin yanaklar, kıvrık dal üslubu dediğimiz kumaştaki soyut çizgiler ve hayat iksiri, ab-ı hayat içen Türk oturuşu dediğimiz bağdaş kuruş şekliyle Palermo'da 12. yüzyılda bu örnekler aslında 9. yüzyılda yapılmış bu. Çünkü Fatimilerin, özür dilerim, 9. yüzyıl son döneminde bu motiflerin Fatime etkisiyle yapıldığını biliyoruz. Çünkü daha sonra Kuzey Afrika'da Fas'ta Fatimiler ayrılıp Tolunoğlu devletini yıkarak Kustat'ı yani Mısır'ı ele geçirerek buradaki sanatçıları alıp götürüyor. Yine bakın kucağında bir şark doğu enstrümanı olan ut çalan, yanağında zülüf ve badem gözüyle bir Uygur resim sanatının üslup özelliklerini görüyoruz. Sapelle panatina tavan süslemeleri bizim o Selçuklu sekizgeni dediğimiz motiflerle süslenmiştir ki Anadolu Selçuklu döneminde artık bunlar sonsuzluk prensibini oluşturan en önemli motifler olacak. Sivri kemerlerden biraz önce bahsetmiştim. Hani mimari etkilere giriyorum. Karahanlı döneminde yapılmış Rıbat-ı Melik Kervansarayı. Rıbat-ı Melik Kervansarayı yine Karahanlı hükümdarı Şems-i Mülk Nasır bin İbrahim tarafından yaptırılmış. Gofralı bir cephe. Gofralı cephenin hemen üzerinde yer alan iç içe derinlemesine oluşturulmuş sivri kemerler, Notre-Dame Katedrali'nin sivri kemerleri. Sivri kemerler burada biraz daha sivri. Yani Türk kemeri olmadan çıkmış artık. Gotik kemer statüsüne girmiş ama kademeli kemer sistemi Haçlı seferleriyle götürülecek. Bundan önce yok sevgili arkadaşlarım. Yine klasik gotik dediğimiz iç içe farklı 7 kademeden oluşan bir sivri kemer algısı nerede karşımıza çıkıyor? Bir dünya şaheseri olan Divriği Ulu Cami 1227-28 Darüşşifası Gotik Kapı. Avrupalılar takmış bunu, biz değil. Gotik Kapı diyorlar. Klasik Gotik 1260'dan sonradır. 1227'dir bu. Ve Türk kozmoloji sisteminin de burada bütün örneklerini görüyorsunuz. Gökle yer arasında var olduğuna inanılan sırık, hemen onun üstünde kozmik yıldızlar ve cepheye yerleştirilen o çan kuleleri, onun daha bakın Karahanlı cephe mimarisi ilk çıktığı bu çifte kulelerin
Talas Ayşe Bibi Türbesi, Karahanlı Hükümdar'ın eşiydi biliyorsunuz. Ayşe Bibi aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da kızıdır. Cephede ilk kez gofralı bir sistem kullanılıyor. Hun gülü motifi kullanılıyor. Türk sanatının köklü ve sürekliliği bu. Yani milattan önce 5. yüzyıl pazarlık halısında karşımıza çıkan Hun gülü motifi burada cephede tekrar karşımıza çıkıyor. Karahanlı dönemi yapıların cephesinde yine gök tengriyi, Allah'ı, peygamberi, Allah'ı hükümdarı, hükümdarı veya eşini sembolize edecek o taç kapının hemen şu yanlarındaki alınlıklara yerleştirilen rozetlerde Hun gülü motifi karşımıza çıkacak. Bakın bu da İsfahan Mescidi Cuması, Büyük Selçuklu eseri yani Sultan Melikşah'ın yaptırdığı İsfahan Mescidi Cuması'ndaki o çifte kule, yine Batı İtalya'da Floransa bölgesinde karşımıza çıkan özellikle Romanex dönemle Gotik arası geçişte bir yapı olarak karşımıza çıkan bu katedralde o çifte kuleyi bir doğu etkisi olarak Haçlı seferleriyle götürüldüğünü görüyoruz. 20. yüzyıl modern Avrupa sanatındaki görülen tesirlere girdiğimizde özellikle 20. yüzyıl hatta 19. yüzyılda Avrupalı sanatçıların özellikle oryantalist bir bakış açıyla doğuyu merak edip incelemeleri, tabii buradaki oryantalist altında da yine doğunun değerlerinin sömürülmesi söz konusu. Dünyada biraz önce eklektik üslupten bahsetmiştim. Eklektik üslup ilk kez dünyada Emevilerde karşımıza çıkar. İkincisi de 19. yüzyıl son çeyreğinde Avrupa'da çıkar. Birincisi bilinçsizdir. Yani bilerek yapmamışlardır. Ama ikinci eklektik üslup bilerek ve isteyerek yapılmıştır. Çünkü doğuyu keşfeden, işte Orta Doğu'yu, Afrika'yı, Uzak Doğu'yu keşfeden Avrupalı sanatçılar özellikle ikonografik anlamda ilkel dinler veya ilkel kültürlere bağlı çeşitli özellikleri yaptıkları eserlerde bilinçli bir şekilde kullanacaklar. Yani aynı anda gotik, rönesans, barok, rokoko, ampir bunların yanında da Uzak Doğu sanatları, Afrika sanatları, Orta Doğu sanatları veya İslam sanatlarıyla ilgili özellikleri bilinçli bir şekilde kullanacaklar. İşte bu kullanma esnasında bu sömürge anlayışına yani oryantalist anlayışa karşı bir tepki olarak yerinde inceleme veya köklere inme, Picasso gibi tıpkı köklere inme anlayışıyla çeşitli tepki resimleri veya eserler ortaya konulacak ki bu dönemde Avrupa klasik geleneğini yıkan Batı aristokrasinin Doğu sanatına ilgi ve hayranlığı ilerleyen dönemlerde halkın ve sanatçıların da ilgi odağı olarak onları etki altına alacak. Biraz önce bahsettiğim gibi perspektifin Avrupa dolayısıyla Rönesans döneminin etkisi İbn Haysem'in, İbnül Haysem olarak da Heysem olarak da geçer, ünlü bir matematikçidir bu, Optik Göz Yanılsaması isimli Arapça makalesinin Latince'ye çevrilmesinden sonra ortaya çıktı. Biraz önceki gösterdiğim işte bu kitapta Rönesans Bağdat isimli eserde Hans Belting tarafından sayfa 34'te aslında 29'dan 34'e kadar çok detaylı çizim ve örnekleriyle anlatıyor. Araştırmacı akademisyen arkadaşlarım için de kütüphanelerinde bulunması oldukça faydalı olacak bir kitap olarak ben doktora derslerinde de öğrencilerime okutturuyorum. Bu dönemde özellikle 19. yüzyıl sanatında karşımıza çıkan bazı tasarımlarla İskit dönemi tasarımların benzerlikleri arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Böyle hızlı bir şekilde geçeceğim. Yine aynı dönemde İskit'le Sayın Hocam şöyle hızlı bir şekilde geçemiyorsunuz ama bunlar elbette yani çok önemli örnekler. İsterseniz hocam hemen bir program yapalım. Haftaya devam edelim isterseniz. Şu anda 70 dakikayı geçtik. Arkadaşlarımız yorulmuş olabilir. Sizi de çok yorduğumuzun farkındayız. Evet. İsterseniz hocam siz nasıl söyleyeyim bir toparlayalım. Haftaya tekrar bir arada olacağız arkadaşlar. İslam sanatındaki şurayı da anlatayım o zaman bitireyim. Buyurun hocam. Gerçekten Türk sanatı öyle yerel, bölgesel veya göçebe kültürden oluşmuş bir sanat değil. Özellikle göçebe ifadesi kullanarak sevgili arkadaşlar küçümsenmek istenen bu sanatın atlı bozkır kültüründen üretildiğini, atlı bozkır kültürüne bağlı olarak bu muazzam medeniyetin
ortaya konulduğunu lütfen artık dillendirelim. Yani o Türk sanatının köklü, sürekli ve kendini yenileyebilme özelliği İslam sanatına da girildiğinde aynı şekilde devam ettirildiği, günümüzde de bilinç altında yaşatıldığını ama maalesef birileri tarafından bilerek ve isteyerek tukaka edilerek bu sanatın yokmuş gibi kabul görmesi en azından bizim araştırma anlayışımıza kesinlikle girmeyecektir. Yeni yetişen arkadaşlarımızın da bu konuda çok dikkatli ve hani zehri böyle şeyle sunarlar derler ya, altın kasede sunarlar derler ya, karşımıza çıkarılan o örnekler, ilerleyen ikonalarda onu görecektiniz. Tamamen bir doğuya öykünme, doğuya bir öykünmenin sonucu olarak da yeniden bir ruh, yeniden bir heyecan bulma çabası olarak karşımıza çıktığını göreceğiz. İnşallah diyorum, biraz önce dersin başında son cümlemi söylüyorum. Hocamızın Orta Çağ'daki o Türk Rönesansı yeniden tekrar neşet bulacak. Çünkü bunların kullanılması, söylenilmesi yasaklı gibi veya itici gelmesi gibi o dönemler bitti artık. Araştırmacılar tarafından, sadece biz değil, batılı araştırmacılar tarafından da artık övgüyle ve gururla söyleniliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alayım veya nasıl diyorsanız moderatör olarak hocam size bırakıyorum ben, Alay Bey hocam. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Yunus hocam biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ilgili panoda söz almak isteyen veya soru sormak isteyen varsa alabiliriz hemen. Ama yoksa da önümüzdeki haftaya iyi hazırlanın. Çünkü çok ciddi ve önemli bir konu var. Buradaki kaynaklar ve örnekler pek çok yerde bilinmeyen, tanınmayan örnekler. Mutlaka sanatta ve kültürle ilgilenen arkadaşların yararlanacağı örnekler. Evet, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen varsa sizi dinleyelim arkadaşlar. Chat bölümü açık. Chat bölümünden de yazabilirsiniz. Elde kaldırabilirsiniz. Ama hocam siz ders anlatırken bana özelden yazan bir katılımcımız vardı. Olabilir, dinleyeyim. Onun sorusunu ileteyim. Emeviler bazı tarihçi hocalara göre ırkçı sayılırlar. Irkçı bir millet olarak söyleniyor demiş. Yani zaten sanırım söyledim bunu... ya, bana göre dünyanın en büyük kavmiyetçi ve asabiyetçi bir toplumu. Yani ırkçılıktan daha öte bir kavramdır asabiyetçilik. Yani kendilerinden başka hiç kimseyi, affedersiniz, adam yerine koymuyorlar. Hatta mevali dediğimiz bir anlayış geliştiriyorlar. Mevalilik ne? Biliyorsunuz İslam'da, İslam hukukunda cizye sadece gayrimüslimlerden alınır. Müslümanlardan cizye vergisi alınmaz. Ama Emeviler ne yapıyor biliyor musunuz? Arap olmayan Müslümanlardan da cizye alıyorlar. Ve Türklerin İslamiyet'e geç girmelerine de sebep olmuştur. Kendi işlerinde Arap topluluklarına da büyük bir antipatileri vardır. İşte malum Kerbera şeyinin de, Hacı Yasin'in de mimarlarıdır. Evet, ırkçılıktan da öte kavmiyetçi ve asabiyetçidirler. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, var mı başka soru? Yok. Arkadaşlar haftaya yine aynı saatte yine değerli dekanımız Sayın Profesör Doktor Yunus Berti ile bir arada olacağız. Bugünlük programı burada kapatıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz. Ne mutlu, mutluluk hocam ve sağlık içinde ulaşanlara. Buyur Selin'ciğim. Kusura bakmayın ama bir soru daha vardı. Ben buyur, hocamın anlatımını görmemek yapmamışım ama kitabınıza nereden ulaşabiliriz diye sormuş. Kitabım şu anda yani bitti. Yeni baskısı 2 cilt olarak çıkacak. Ben inşallah 2 ciltten önce birkaç cilt hocama göndereyim. Hocam bu talep eden arkadaşımıza, çünkü benim özel şeyimde birkaç cilt yeni bulduk. 2 cilt olarak yayınlayacağız. İsterseniz o 2 cilt çıksın. 2 cilt de bu şekilde şey olsun. Kitabım benim şu. Türk sanatında Avrasya Üslubu diye bir kitap. Evet. Özellikle Avrupa ve İslam sanatına etkilerini burada da örnekleriyle koymuşuz. Yeni materyallerle, özellikle bu kitabı yazdığımızda Avrupalı araştırmacıların
Bu konudaki bilgileri henüz daha ortaya çıkmamış. İşte bunlar yeni. 2010, 11, 12, 13'lü yıllarda yapılan çalışmalar. İkinci baskıya inşallah bunları da koyduk. Yayınlandığında buradaki katılan arkadaşlarımıza imzalı olarak hediye etme sözü veriyorum hocam. Ben sizlere gönderir, buradaki yoklama alacağınız dediniz ya, o yoklama arkadaşlarımıza da bir bizi sabırla dinlemelerinin bir mükafatı olsun. Eyvallah hocam, çok teşekkürler, çok zarifsiniz. Evet arkadaşlar, olağanüstü bir şey olmazsa yine haftaya biz burada olacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın. Renkli, ahenkli bir gelecek temenni ediyoruz. Hoşça kalın.